Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben bir de çalışma günüm videosuyla karşınızdayım. Şu an yüzüm şişmiş bir şekilde olabilir veya biraz kısık sesle konuşuyor olabilirim. Bundan dolayı özür dilerim. Çünkü şu an saat sabah biraz erken. Saat şu an 8.30. Ve ben size bir ders çalışma günüm videosu çekiyorum. İlk önce bir şey söylemek istiyorum. Bu ders çalışma gününü ortak bir video olacak. Ben ve Berra ile beraber çekiyoruz. Berra'nın kanalında bilmiyorsanız aşağıya link bırakacağım. Oradan gidip bakabilirsiniz onun videosuna da. Şimdi biz dün programı hazırladık. Neler yapacağımızı. Sadece ben onu ajandama yazacağım ve hemen ders çalışmaya başlayacağım. Şimdi o zaman ben bir programı ajandama yazayım, sonra ders çalışmaya başlayalım. Evet, şu an videoyu açtığımızda ne lap diye ortaya girmiş olabilirim ama kısacık bir bilgilendirme yapacağım, ondan sonra videoya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki şu an ülkemizde ve dünyamızda bir virüs var. Koronavirüsü. Ve bu Türkiye'de gelmiş bulunmakta. İlk zamanlar ben de biraz alay alıyordum yani gelmez falan işte abartıyorlar falan ama iş çok ciddiye büründü. Türkiye'ye geldi ve vaka sayısı her gün iki katına kadar ulaşıyor. Bu hem bizim için yani kendimiz için hem de sevdiklerimiz için büyük bir risk. Ek olarak ülkemiz ve dünyamız için de büyük bir risk. Ve bazı tedbirler almamız gerek özellikle bizim ve halkın yani. Lütfen çok önemli bir şey olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışın. Tabii ki de biz de bir insanız ve 2-3 gün evde kaldıktan sonra mantık olarak sıkılıyoruz. Dışarı çıkmak istiyoruz. Tabii ki de çıkın, gidin bir nefes alın, bir yürüyüş yapın. Ama toplu alanlara gitmeyin. Mesela alışveriş merkezleri, zaten bildiğim üzere alışveriş merkezi, işte sinema, eğlence merkezleri falan saatleri kısaltıldı. Ama siz gereğince çok acil bir şey olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışın. Ek olarak da kendi temizliğine dikkat edin. Elinizi yıkayın, elinizi dezenfekte edin. Ve dışarı çıktığınızda eğer dışarı çıkarsanız demir gibi şeyler dokunmamaya çalışın. Evet, bilgilerim bu kadardı. Şimdi videoya devam edebilirsiniz. Ben ilk önce fen çalışmakla başlayacağım. Çözmemiz gereken 50 soru fen var. Biz bunu yapabilirsek 60 da yapmaya çalışacağız. Ben ilk önce fen için şu star fen denemelerinden bir fen denemesi söyleyeceğim. Şimdi bunu ayarlamışım zaten sabah çözeceğim diye. Şöyle 20 soruluk bir deneme. İlk önce bunu çözeceğim. Ondan sonra ise normal fen test çözmeye geçeceğim. Ben bunu çözerken dakika tutacağım için videoyu çekemeyeceğim maalesef. Ama çözdükten sonra sizlere beraber kontrol ederiz. O zaman ben şimdi bu denemeyi çözmeye başlıyorum. Evet, ben denemeyi bitirdim. Tam 16 dakika sürdü. Şimdi kontrol edeceğim. Şöyle renkli bir kalem alalım. Evet, kontrol ettim. İki tane yanlış çıktı. Onlar da bu besin zinciri, pardon, fotosentez konusundan. Ben besin zincirinin içinde fotosentez çalışmam ama o kadar iyi bir şekilde fotosenteze çalışmadım. O yüzden hani yanlış çıkmasını zaten bekliyordum. Bu demek oluyor ki bugün fotosenteze çalışacağım. Şimdi ben yine fen çözmeye devam edeceğim. Bir bakacağım hangi kaynaktan çözebilirim. Şu önceki konulardan çözeceğim. İşte periyodik tablo, işte DNA falan onlardan birazcık çözeceğim. Sonra da fotosenteze geçelim büyük ihtimalle. Şimdi ben bakayım hangi kaynaklardan çözebiliyorum. Sonra zaten sizlere söylerim. Evet, ben bu Tonguç Akademi'nin Femme Zoru Bankası'ndan toplam 40 soru çözdüm. Şöyle arkadan göstereyim çözdüğüm yerleri. Şu mavi olan yerleri çözdüm. Şimdi ise ya paragraf çözeceğim ya da din falan çözeceğim. Çünkü daha hafif bir ders çözmem gerek şu an. Büyük ihtimalle din kültürü çözeceğim. O zaman şimdilik görüşürüz.
Herkese selam. Saat şu an 10.53, yani 11'e geliyor. Ben daha demin de gördüğünüz gibi Tonguç'tan 4. ünitenin konu anlatımını izledim. Bir de bu Ekel testten 50 soru çözdüm. Şimdi kahvaltıya iniyorum. İşte kahvaltı yapacağım, biraz dinleneceğim falan. Bir iki saat sonra tekrardan gelirim büyük ihtimalle. O zaman şimdilik görüşürüz. Herkese selam. Ben şimdi yukarı geldim. Saat şu an 1.30. Birazcık fazla dinlenmiş olabilirim. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi İngilizce kelime tekrar yapacağım şu Tonguç Akademi'nin yazılı notlarından. Bu arada ben bunu çok beğendim. Çünkü sadece yazılıya hazırlık olarak değil de tekrar yapma amacı da çok güzel. Buradan İngilizce tekrar yapacağım. Bu 7. üniteyle alakalı. Şurada kelimeler var. Ondan sonra ise İngilizce çözeceğim. O zaman ben şimdi ders çalışmaya başlıyorum. Selam. Şimdi ben İngilizce test çözmeye başladım. Bunu size söyleyeyim dedim. Bu Zeka Kübüyeli'nin İngilizce Soru Bankası'ndan çözüyorum. Bu test kitabını göstereyim. İngilizce kaynağınız yoksa ve böyle gerçekten denemelerde çıkabilecek soruları veya LGS'de çıkabilecek sorularla alakalı, yani o sorulara benzer bir test kitabı arıyorsanız kesinlikle bunu almanızı öneririm. Çünkü gördüğünüz gibi içi full yeni nesil. Gerçekten full yeni nesil. Ve her ünitenin de bir genel testi var, böyle 20-25 soruluk. Çok güzel bence. Elinizde İngilizce kaynağı yoksa bunu alabilirsiniz. Öneririm. Ben buradan şimdi bir test çözeceğim. Bilemedim kelimeyi de bu Tonguç'un Akademi yazılı notlarından bakıyorum. Bir 15 soru çözdüm. Çözdüm kısmını göstereyim. Evet. Şu turizmin genel testini çözdüm. Genel testini. Turizmin genel testini çözdüm burayı. Ya yaptım yanlışları bakmadım. Bir komple çözeyim, ondan sonra bakacağım. Şöyle 15 soru çözdüm. 4 yanlışım çıktı. Şimdi işte in the kitchen, on the phone, the internet. Bunların, bu ünitelerin genel testlerini çözeceğim. O zaman ben şimdi İngilizce çözmeye başlıyorum. Evet, saat şöyle göstereyim. Saat 2.28. Aslında beklenme daha kısa sürdü çözmem. Şimdi çözüm yerleri size göstereyim. Şöyle bir şeyden çözdüm. In the kitchen'dan çözdüm. Yani bu hangi konudanmış? Evet, onu da fondan çözdüm. Sonra da internetten çözdüm şöyle. Sonra... Ben turizmden çözmüştüm, onu gösterdim. Bir de Adventures'tan şöyle bir test çözdüm. Bir de şunu çözdüm. Şunu doğru işareti koymuşum. Bir de şurayı çözdüm. Toplam 50 soru oldu. Şimdi bazı yaptığım yanlışlar var ve anlamadığım sorular var. Onlar da bu Zeka Küpü'nün işte soru çözüm uygulamasından bakacağım. O şekilde. O zaman şimdilik görüşürüz. Herkese selam. Ben normalde matematik çözecektim ama hiç matematik çözesim yok. O yüzden paragraf çözmeye karar verdim. Bu paragrafı ondan çözeceğim. Sayfa sayfa koparılmış bir şekilde getirmek zorunda kaldım. Şimdi ben bu iki paragrafı çözmeye başlıyorum. Herkese selam. Ben paragraftan 10 soru çözdüm. Şimdi devam ediyorum ama söyledim bilmiyorum. Şu an bir yandan da video izliyorum. Şu an burada şeyim var. Bir yandan da, neyse bunu boşverin. Bir yandan da bu İlayda ablanın videosunu izliyorum. İlayda Tutan. Ne kadar verimli olduğu hakkında fikrim yok. Yani hem test çözüp hem video izlemek ama motivasyonumu arttırıyor. O yüzden bilmiyorum, şu anlık izleyeceğim. Ben test çözüme devam ederim. Şu an bu Kurbağa Akademi'nin Matematik Soru Bankası'ndan test çözüyorum yeni nesil. Bu doğrusal denklemle alakalı ve bir soru buldum. Böyle uzun. Şu an buraya çözdüm. Ve bunu çözmeye çalışacağım. Neden? Çünkü bu en zoru, yani tam yeni nesil ve en zor dediğimiz olarak atlandı. Ve bu soruyu çözebilsem bana helal olsun gerçekten. Çünkü eğimi anlamış olacağım. Mesela doğrusalığı hayal anlamış olmasam da. O yüzden bunu çözeceğim. Şimdi bir bakalım buna kaç dakika harcayacağız. Hızlanmış bir şekilde izleyeceksiniz. O zaman hadi bu soruyu çözmeye çalışalım. Gerçekten soruyu doğru yaptım. İlk önce anlamadım.
soruyor. Ondan sonra yapabildim. Şaşırıyorum. Ben biraz mantık kullandım aslında. Yani mantık değil. Yine işlem yaptım da mantıkla kullandım. Şimdi doğru olduğunu kanıtlamak için arkadan da göstereceğim. Nerede bu? Test 3'te mi? Bakın test 3 birinci soru Bursa. Test 3 birinci soru Bursa. Ya işte. Tamam. Şimdi ben burada bir tane soru yapamamıştım. Şunu. Onu bir bilmiyorum. Soracağım birilerine. Sonra ise devam edeceğim tekrar doğrusal denklemlere. Bunlar şimdilik. Görüşürüz. Herkese selam. Saat şu an kaç bakalım. 11:12 geçiyor. Ve ben bu kodadan çözüm yerleri size göstereceğim. Evet, şu mavi olan yerleri çözmüşüm. Şu 4 test tam buradan çözmüşüm. Toplamda 50 soru çözmüş oldum. Şimdi toplam soru sayımızı bir hesaplayalım. Fen'den bugün 60 soru çözdük. Matematikten 22 çözmüşüz. İnkılaptan 53. Dinden 50. İngilizceden 50. Paragrafta 30 soru çözmüşüz. Ve toplam 265 soru çözmüşüm. Ama ben bunu 300'e çok tamamlamak istiyorum. O yüzden ne yaparım bilmiyorum. Aslında matematikten çözmem gereken soru var. Ama bu saatte matematik çözmenin ne kadar verimli olacak onu bilmiyorum. O yüzden büyük ihtimalle matematik diye de Türkçe falan çözerim. Hani tamamlamak için. Size sonra tekrar kamerayı açalım. O zaman şimdilik görüşürüz. Herkese selam. Saat şu an tam 12:11 geçiyor. Daha demin de 10 soru Türkçe çözdüm ve günü 275 soruyla kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Bence verimli bir gündü ve soru sayısı da gayet güzel. Çok istedim aslında 300'e tamamlamak ama çok yorgunum. Saat geç oldu. İşte videoyu falan editleyeceğim. İşte yayına falan koyacağım falan filan derken. Bu arada videonun başında da söylediğim gibi bu video ortak bir video. Berra Nur'la beraber çekiyoruz. Onu da YouTube kanalı aşağı linklerde bulunacak. Onu da kanalına gidip video izlemeyi unutmayın. Evet, bu video bu kadardı. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.